Alo, Fındık Fadi. Neredesin kızım sen? Yavrum bir kapuçino bana. Evladım gelmedin ofise. Ha? Neredesin sen? Konuşamadık da seninle bir türlü ya. Vallahi Meri Hanımcığım. Bırakın ofise gelmeyi, ben daha kendime gelemedim ya. Evde durumlar biraz karışık. Ne diyorsun Fındık Fadi? İyi gelmiyor sesin çocuğum. Bir şey mi oldu? Yaz yine Rize'ye gidelim diye tutturdu. Yani bu defa ciddi galiba, gidiyoruz. Ay yok. Olmaz. Olamaz Fındık Fadi. Yaz Rize'ye giderse oğluşum da onunla beraber gider. Olmaz. Vallahi oğluşunuzu falan bilemem Meri Hanımcığım ama ben kesin gidiyorum yani. Bu durum sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama. Gerçi düşünüyorum ya, bu durum kimse için önemli değil ya. Şu koskoca İstanbul'dan bir gariban Fadi ayrılmış. Kimin umurunda? Olur mu öyle şey canım? Allah Allah. Benim umurumda. Ne diyorsun sen Fındık Fadi ya? Hem biz daha Leyla'nın Miami'deki düğününe gideceğiz. Beraber işler yapacağız. Para kazanacağız. Çok eğleneceğiz ya. Ay evet ya. Bir de o vardı değil mi? Bir de o düğüne private jetle gidilecekti falan. Neyse siz benim yerime de eğlenirsiniz artık. Hayır. Hayır. Ya bunların hiçbirisi olmaz. Olamaz. Yani sen, Murat... Aynı anda ellerimden kayıp gidemez. Bu nasıl bir kader ya? Ayrıca benim kaderimin ipleri neden yazın elinde? Bana bak Fındık Fadi. Sen o ipleri o yazın elinden alacaksın Fındık Fadi. Kendin için, benim için, oğluşum için alacaksın o ipleri. Ay öyle mi diyorsunuz ya? Ben alabilir miyim o ipleri elime? Alırsın tabii. Fındık Fadi'sin sen. Hatırla kendini. Şimdi bu telefonu kapatıyorsun. Ve gidip o bencil yeğenine konuşuyorsun ve o bencilliği bıraktırıyorsun ona. Doğru söylüyorsunuz ya. Fındık Fadi'yim ben. Şimdi telefonu kapatıyorum, gidip konuşuyorum. Tamamdır. Fındık Fadi'yim ben. Ulan İstanbul. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Ne oluyor be? Dan. Bencil. Ya sen yine neye sinirlendin? Kime sinirlendin de geldin bana patlıyorsun ya? Sen varken başka bir şey olmasına gerek var mı acaba ya? Sayende bitmeyen bir sinir sahibi yaptın beni. Benim sinir sahipliğim ne olacak? Allah Allah. Bana bak. Otur bakayım şöyle. Deli deliyi görünce sopasını saklar derler. Çıldırtma beni. Şimdi ben sana sorduğum sorulara bir bir cevap vereceksin. Dün gece Murat'la ne konuştunuz? Hiçbir şey konuşmadık teyze. Aslında o konuşmak istedi ama ben müsaade etmedim. Neden? Çünkü dinlemek dahi istemiyorum. İyi halt ettin. Aferin. Aman kimse Gülbeyaz Hanım'ın söylediklerinin dışına çıkmasın ya. Kimse senin hoşlanmadığın bir şey yapmasın sakın. Gel desin gelinsin, git desin gidilsin. Evlenelim desin evlenilsin. Sen gitmeyelim diye yapıyorsun değil mi bunları? Ben anladım seni, tamam. Bana baksana sen. O kulaklarını aç da beni iyi dinle. Yoksa kafanı açıp içine bağıracağım artık. Dünya senin etrafında dönmüyor Gülbeyaz. Kendine gel artık. Teyze bana yalan söylediler diyorum. Sen neyini anlamıyorsun? Vah vah ya. Vah canım benim ya. Sen ne oldu, incindin mi? Senin ablama söylediğin yalanlar buradan Rize'ye yol olur. Benim kalbimi kırdılar diyorum sana. Kırdıkları nasıl ya Gülbeyaz? En başta Murat mesela. Çocuk sen ne dediysen yaptı ya. Annesini karşısına aldı ya, annesini. Peki o kadına ne demeli? Senin bu evcilik oyunun yüzünden kadın kaç yüz bin lirasını kaybetti. Oğlu yüzünden, oğlunun aşkı yüzünden ağzını açıp tek bir laf bile etmedi. Tüm bu olanlardan sonra Murat buraya yaz diye koşa koşa geldi. Seni Kemal'le bağ evinde bastı, sustu bu çocuk. Teyze bastı falan ayıp oluyor, biz hiçbir şey yapmadık. Yaptın Gülbeyaz, yaptın. Sen orada Kemal'le sabahlayarak seni seven o kalbi paramparça ettin. Şimdi bana sakın kalbim kırıldı falan deme, sakın. Senin o kalbinin üzerine basıp şöyle ezmek vardı ya. Sen dua et Murat öyle bir çocuk değil. Seni bana bir verseler var ya ben bir süründürürdüm ki hey. Ben niye sürünüyormuşum? Ya geç bunları Gülbeyaz ya. Geç bunları. Ben seni bilmiyor muyum ya? Görmüyor muyum ben? Sen de onu seviyorsun. Hem öyle olmasa Kemal'in yanında bir türlü kendim olamadım.
bir türlü yaz olamadım diye yakınır mıydın? Olamazdın teyzeciğim. Çünkü aklın Kemal'de olsa da kalbin senin Murat'ta. Ya benden gerçeği sakladı. En başta söyleseydi o zaman belki ben de onu... Allah'ım ya Rabbim ya, delireceğim gerçekten. Kızım kıt mısın sen ya? Kıt mısın? Kıtlık mı var sende? Murat, Kemal'i senden anında soğutabilecekken bunu bile kullanmadı. Niye biliyor musun? Murat adam çünkü, adam. Ve senin bu şımarıklıklarını da hiç hak etmiyor. Şimdi sen ne yapıyorsun? Otur burada, düşün taşın, ara Murat'ı konuş. Tamam mı? Gideceksen de eğer başından beri bütün olanları hem annene hem Neriman Hanım'a bir bir anlatacaksın. Arkanda böyle bir enkaz bırakarak gidemezsin Gülbeyaz. Ha, eğer anlatmazsan da sana yemin ediyorum ki her şeyi ben anlatırım. Yeter artık ya. Ben bunca olan şeyden sonra ne diyeceğim Murat'a ya?